30 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 5 Ekim günlerden pazartesi, enflasyon rakamları açıklandı. Beklentilerin altında geldi. %0.97 aylık bazda artış görüyoruz. Bu arada hemen Borsa İstanbul'a bakalım nasıl bir tepki verdi. Yıllıkta 11.75, beklenti yıllıkta %12.1 olması yönündeydi. Borsa İstanbul tarafında %0.86 artıda 1154 seviyesinden işlemler devam ediyor. Dolar TL'de yatay bir başlangıçla beraber süre gelen durumda %0.2 kayıp. Euro TL tarafında 9-10 seviyesini gözlemliyoruz. %0.1'lik kayıp yatay denilebilir buna. Euro dolar paritesi 1.17.50, geçtiğimiz pazartesiden beri 1.17'nin üzerinde tutunuyor. Bu hafta Lagarde konuşmaları olacak. ECB tarafından yine bugünkü toplantılarda bu yeni ECB'nin açıkladığı 750 milyar euroluk paketin hangi ülkeye ne kadar gideceği konusunda çelişkiler vardı, tartışmalar vardı. Bakacağız, takip ediyor olacağız. Tahvil faizlerinde %12-113 bandındayız ama Avrupa piyasalarında bir bakalım. Öğlen ortası, gün ortası saat 12 itibariyle nasıl tepkiler var? Geçtiğimiz hafta karışık seyreden Avrupa borsalarında bu sabah artıdayız. İtalya'da %0.7 prim var. Frankfurt %0.5, Paris'te de İtalya gibi gösterge endeksinde %0.7'lik bir prim var. Londra'da %0.5. ABD vadelerle devam edelim. Cuma günü Trump'ın COVID-19 testinin pozitif çıkması sonrası özellikle Nasdaq tarafında ciddi satış gelmişti. Sonrasında toparlandı ama eksi kapatmıştı. Bugün vadelilerde Nasdaq önderliğinde devam ediyor. %0.73 primli. S&P 500 %0.4 ve Dow Jones %0.5 artıda işlemlerine devam ediyor. Asya tarafında ise kapanışları bir bakalım. Hatırlamak babında Çin kapalı, 8 Ekim'e kadar kapalı olacak. Onun dışında sabah erkenden bizim gözlemlediğimiz Asya piyasalarındaki alımların alımlı yönde, kapatıldığı yönünde. Emtia tarafına bakacağız. Emtia'da altını yakından takip ediyoruz. Neden? Trump'ın COVID-19 rahatsızlığı nedeniyle tedavi süreci devam ediyor. Belki bugün taburcu edilebilir demişti doktoru. Emtia tarafında da altını takip ediyoruz. Bunun dışında tabii gümüş geçtiğimiz hafta hafta boyu satış geldi, satış yedi. Bugüne baktığımızda %0.1 primli. NYMEX ve Brent petrol Trump'ın hastalığı ve gidişatını takip ediyor. NYMEX'de %2.6, Brent'de %2.3'lük bir prim var. Şimdi Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu karşımda. Hadi Bey, iyi günler dileyerek hemen başlayayım ben vakit kaybetmeden sizinle. Enflasyon geldi. Burada giyim ve ayakkabı da aslında bu ayda artı çıkardı. Genelde yukarı doğru bir ivmesi olurdu ama bu sefer düşüş kaydetti. Bunun ana nedeni talepteki düşüş müdür? Merhabalar Zeliha Hanım. İyi yayınlar öncelikle. Talepte düşüşü zaten bir süredir gözlüyoruz ama bunun yanı sıra maliyetlerde, üretim maliyetlerinde çok konuşulan artışlar dövizle, dövizin artışından kaynaklı ve üretimin yavaşlamasından kaynaklı COVID dönemi sebebiyle bir artış beklentisi vardı. Fakat sektör, hazır giyim tarafı ve tekstil tarafı kendini çok daha bekleneninden çok daha hızlı toparladı. Birazdan ihracat rakamlarından da bahsederim. Dolayısıyla içeride maliyetleri toparladı. Yani yüksek beklediğimiz maliyetler daha düşük oranda geldi. Dövizin etkisinin, ham madde üzerindeki etkisinin de henüz tam olarak yansıdığını düşünmüyorum. Dolayısıyla sürecin bu şekilde devam edeceğini tahmin ediyorum. Daha da iyileşmesini bekliyoruz artık. Kötüyü geride bıraktığımızı düşünüyorum. Kasım Aralık aylarında giyim ayakkabı da belki de mevsimsel etkilerden dolayı biraz daha hareketlenme mi bekliyoruz? Sizin beklentiniz o yönde mi? Yani tabii ki her yıl, her dönem sezonsallık, özellikle bizim hazır giyim endüstrisinde biliyorsunuz çok önemli ve olan bir gerçek. Dolayısıyla okulların açılışıyla beraber bir hareketlenme her yıl oluyordu ama bu yıl online satışlar dolayısıyla veya eğitimin online'a dönüşmesi ile oluşan bu anlamda bir eksi beklentinin altında gerçekleşen satışlarla başlamasıyla birlikte tabii ki kış sezonunun gelmesi, online satışların artmasıyla birlikte bu yönde bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Yani sadece şeyi baktığımızda o belki detay olarak vereceğim bu iyileşmelerin sebeplerinden bir tanesi.
Ve bu süre içerisinde bizim yaşamımıza dijital ve online alışveriş yoğun şekilde girdi biliyorsunuz. Bankalar arası kredi kartlarındaki alışveriş ölçümüne bakıldığında yani sadece geçtiğimiz dönemde Mart, Nisan, Mayıs aylarında %24-25'lere varan kredi kartlarının online satışta, siparişte kullanıldığına dair verileri görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda bu dönemde artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Kışın da gelmesiyle tabii ki. Şimdi bu pandemi dolayısıyla biliyoruz hep beraber bütün sektörlerde işte konferanslar, etkinlikler hep iptal oldu özellikle Haziran'a kadar. Ama siz şimdi 8-9 Ekim'de moda konferansı düzenleyeceksiniz. Bundan biraz detay almak istiyorum sizden. Buyurun. Elbette teşekkür ederim. Bizim 13.sünü düzenlediğimiz bir konferans bu. Her yıl 12 defa yaptık geçen yıllarda ve uluslararası düzeyde bir konferans. Bu anlamda özellikle son yıllarda çok önemli konuşmacılar dünyadan geldi. Her bölümünde konuyu detaylarıyla inceledik. Uluslararası birçok tanınmış kişiyle konferansın genellikle ilk bölümünde, sabahki bölümünde açılıştan hemen sonra çok ünlü bir marka ile başladık. Hep söylüyoruz Türkiye'nin önünde transformasyon, değişim için en önemli konu markalaşma diye. Dolayısıyla bu yılda istedik ki pandeminin de etkisiyle hem moral, motivasyon açısından hem de bizim içimizde de olanları daha da göstermek için bu yıl Vakko Cem Hakko konuşacak açılışta. Bizim bir yıllardır başarılı olan bir markamız. Ardından tedarik zincirinde büyük değişimler söz konusu. Bunu biliyoruz. Herkes bunu konuşuyor bütün dünyada. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak pandemiden sonra. Bunu en çok üreticiler olarak bizler en yakından görüyoruz. Çünkü bizden sonra pazara yansıyacak bunlar. Dolayısıyla ciddi şekilde bunun yaklaştığını görüyoruz. Ayrıca benim yeni dönemdeki Avrupa Tekstil ve Konfederasyonu'nda başkan yardımcılığı pozisyonum dolayısıyla yönetim kurullarına ve özel bazı toplantılara giriyorum. Ve orada Avrupa Birliği temsilcilerinin de, tekstil ve hazır giyim temsilcilerinin de yoğun bir şekilde bölgesel üretim konuştuğunu görüyorum. Yani birçok yerden üretimi bölgeye çekmek. Bu anlamda Türkiye ve Türkiye ile birlikte ne alternatiflerimiz var diye çok yoğun konuşuyorlar. Bu bir gerçekken Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret savaşlarını çok yakinen hepimiz izliyoruz. Bunun getireceği bölgeye kayacak Amerikan markalarının da arayış içinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tedarik zincirindeki değişimleri konuşacağımız bir oturumumuz olacak. Arkasından öğleden sonraki bölümde 3 yıldır, 5 yıldır belki hatta arkadaşlarımız 8 yıldır bunu konuştuğumuzu söylüyor. Hem konferanslarda hem bizim konuşmalarımızda, toplantılarımızda hep diyoruz ki dijitalleşelim. Ama dijitalleşmeyi konuştukça sektör ya bir yapılsın, komşu bir yapsın, bir dışarıda görelim ya buna vakit var, zamanı gelince yaparız derken bir anda pandemiden sonra herkes, hepimiz bunun değerini ve önemini çok daha net gördük ve dijitalleşiverdik bir anda. Hayatımız online ticarete kaydı. Toplu satışlarımız, ihracatımızda bile online ticaret önemli hale geldi. Dolayısıyla bu yıl pekiştirilmiş bir şekilde dijitalleşmeye yönelik örnekler konuşacağız. Sürdürülebilirlik konusu yine diğer bir konuydu. Bugün Avrupa Birliği'nde konuşulan en önemli konu Green Deal diye bahsedilen yeşil üretim ve yeşil yaşamın birçok yönünü çevreci, karbon ayak izini dikkate alan bir üretim modeliyle yaşamak. Dolayısıyla biz bunu yıllardır söylüyoruz ve yine uluslararası çok değerli katılımcılar bu konuyu irdeliyorlar. Bu yıl yine bu konuda bir çok güçlü bir oturumumuz var. Bu konunun şu anda dünyada liderliğini üstlenmiş gibi görünen Alan MacArthur Foundation'ın başındaki kişi gelecek örneğin konuşmaya. Bütün modayı konuşacağız genel hatlarıyla. Moda da sürdürülebilirliği konuşacağız.
eğitim projelerine başladık. İyim Sanayicileri Derneği olarak Boğaziçi Üniversitesi ile bir işbirliği içerisindeyiz. Genç jenerasyonumuzu eğitimle sektörün içine alma gibi bir şeyimiz, eğilimimiz var ve uğraşımız var. Dolayısıyla konferans çok dolu geçecek. İkinci gün ise her yıl yaptığımız B2B görüşmelerimizi, yaklaşık 1500-2000 görüşme imkanı sağlıyoruz ve her toplantıdan sonra 250-300 milyon dolarlık yeni iş hacmi sektörde yaratıyoruz birebir görüşmelerde. Bir de her yıl bu tedarik zinciri oturumunda bir yeni dünya markasının Türkiye'de ofis açacağına dair güzel haber veriyoruz ve bizim konferansı da davet edip arkasından yine onların büyük alım ofisi açtıklarını görüyoruz. Geçen yılda bu aynı şekilde gerçekleşti. Bu yılda temas içinde olduğumuz çok büyük bir grup var. Onların da Türkiye'de ofis açmak istediklerini biliyoruz. Bütün bu gelişmelerden haberdar etmek sektörümüzü, sektör temsilcilerini ve bu uyanışın geldiğini, artık zamanının geçtiğini söylemek için bir arada olmak istiyoruz. Hı hı. Bunun için de konferansımızın ana temasını Fashions Wake Up, değişim başladı diye tercüme ettik aslında. Değişim gerçekten başladı. Bu konuda uyanık olmamız lazım. Türkiye'nin önünde çok büyük fırsatlar var. Eğer hazır olursak, devlet, özel sektör, oyuncuları hep birlikte doğru işler yaparsak bu bir sıçrama tahtası olabilir Türkiye için sektörel anlamda. Rakamlara bakıyorsunuz zaten. Eylül ayında tekstil, hazır giyim, deri, halı olarak birlikte bakarsak gene 2.9 milyar dolarlık bir rekor daha kırdı. Sektör, hı hı, çok çabuk kendini toparlıyor. Dinamik ve entrepreneur ruhu çok güçlü bir sektör. Bunun, yani başka sektörlerde tabii yatırım yapılmalı ama, hı hı, bu sektör başarılıysa, başarılı olan sektörlerin önü açılırsa Türkiye şu anda yaptığı ihracat kadar daha bir ihracat yapabilecek potansiyele sahip diye konuşuyoruz. Bunları paylaşacağız Leyla'm. Hadi Karız, çok teşekkür ederim. Merakla bekliyoruz biz de yeni değişimleri, yeni evrimleşmeyi, moda sektörü için bir bayan, bir kadın olarak diyelim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Efendim, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi enflasyon geldi. Biz Burak Karagöz'e bir gidelim. Yanında konuğu var. Bakalım hangi fiyatlar ne kadar, ne derece artmış, bize ne söyleyecek konuyla beraber. Burak, sendeyiz. Zeliha, teşekkürler. Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Sabah sebze meyve halinden sebze meyve fiyatlarını konuştuk. Şimdi de İstanbul'da bir semt kasabına geldim. Bakalım kasapta et fiyatları nasıl, onunla başlayacağım. Yanımda Erman Tiryaki var. Ertan Kasap'ın sahibi, işletme ortaklarından bir tanesi. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum size Erman Bey. En çok ne satılıyor? En çok temel gıda olarak kıyma, kuşbaşı, bir de biftek. Kıyma, kuşbaşı, biftek. Evet. Onları da zaten şuraya, evet, dizdiniz galiba. Evet, onların başında bana bir fiyatlarını söyler misiniz şu an, evet, itibariyle ne kadar? Orada ne kadar var? 1 kilo mu? 1 kilo dana kıyma. Çünkü ne kadar? 72 TL. 72 TL. Kuşbaşı 77 TL. 77 TL. Evet. Çok güzel. Mesela komple. Evet. O da 98 TL. Daha çok hızlı giden ürünler yani. Ana ürünler. Kıyma ve kuşbaşı. Kıyma ve kuşbaşı. Evet, aynen. Daha çok hızlı gidiyor ve daha çok tüketiliyor. Peki şimdi pandemi sürecinde en çok iş yapan sektörlerden bir tanesi de kasaplardı, sizdiniz. Evet. Şimdi sene başıyla karşılaştırdığımız zaman fiyatlar nasıl, talep nasıl, onunla devam edin. Pandemiye girmeden önce kıymanın kilosu şu an 65 liraydı. Şu an 72 lira oldu, tam o Mart ayında, tam pandemi zamanında bir zam geldi. Bir %10 gibi. Tüketim çok hızlıydı. Çünkü neden? Çoğu yerler kapalıydı. İnsanlar evlerinde yemek yapıyordu. Dışarıdan yemek yemiyordu. Biz 3 ay boyunca çok bir yoğunluk, yani yoğun tempo çalıştık. Talep had safhadaydı. Yetişemiyorduk, yani cevap veremiyorduk müşteriye. Gecelere kadar çalışıyorduk. Şu anda daha sakin. Fiyatlarda bir ilerleme yok ama şu önümüzdeki 2 ayda fiyatlarda artış olabilir. Şimdi gıda fiyatlarında bir önceki seneye göre bugün açıklanan rakamlarda %15'lik bir artış var. Evet, %15. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda biraz daha et fiyatlarının artacağını mı düşünüyorsunuz? Evet, şu an karkas fiyatı 35 TL, iyi dana karkas fiyatı. Şu anda üretici ahıra hayvan bağlayamıyor çünkü maliyetler arttı.
yem fiyatları arttığı için ahıra hayvan bağlayamıyor. Bu önümüzdeki iki ayda bir fiyat artışı olabilir. Peki talep düştü mü şu an itibariyle? Talep tabii biraz düştü. Çünkü insanların isterseniz alım gücü biraz azaldı abi. Çünkü çalışamıyor. Ben evde duruyor. Yani işleri güçleri çok iyi de olmadığı için biraz düştü tabii. Siz aslında bana şimdi o en çok satan iki kalemi söylediniz. Kıymanın kilosu 72 lira dediniz. Evet. Kuşbaşı 77. Evet. Diğer taraftan baktığımız zaman antrikot, pirzola, biftek oralarda durum nasıl? Biraz daha lükse girdiği için daha az tüketiliyor yani. Yani etin lüksü mü diyoruz onlara? Tabii lüks. Pirzola. Nasıl onlarda fiyat? Pirzola ne kadar? Pirzola 115 TL. Antrikot o da 115 TL. Peki süt ürünlerine doğru ilerleyelim. Siz aynı zamanda şarküterisiniz. Süt ürünlerinde durum nasıl? Şöyle peynirlerin önüne gelelim. Sizden ricam. Evet, nasıl peynir fiyatları? Şu anda koyun peynirimizin kilosu 80 TL. Eski kaşar yine 85 TL. Tereyağımızın kilosu 58 TL. Şimdi bir kilo et fiyatını aslında bir kilo peynir mi alıyoruz? Evet, şu anda öyle. Niye öyle? Süt mü çok pahalı? Süt ürünlerine yine %5, %10 zam geldi yani. En son zam ne zaman geldi? Bir hafta önce falan, bir hafta oldu aşağı yukarı, evet. Bir hafta önce. Yani zam geldikçe evet, size fiyatları arttırıyor. Bir şey geçiş yapmadım ama üretici bana zam geleceğini tenekede arttırdı. Yani şu an söylediğiniz 80 lira zamsız fiyat mı? Şu anda evet, aynı. Yani pandemi dönemindeki aynı fiyatlara gidiyorum şu ne anda. Ne kadar yükseltmeyi falan diyorsunuz? Şu anda daha bir şey diyor mu? Daha geçiş yapmadılar ama haberini verdiler, zam geçişi olacak dediler. Ya taraftan en çok tüketilen tereyağı, yoğurt, onlarda durum nasıl? Tereyağı kilosu 58 TL. Yoğurt, manda yoğurdu var. %80 manda, %20 inek. Onun 800 gram aşağı yukarı. 17,5 lira tanesi. Yani alım gücü düşüyor, fiyatlar artıyor mu diyorsunuz? Fiyat, öyle mi anlıyorum? Evet, alım gücü düşüyor, fiyatlar artıyor, evet. Peki sizin cirolarınızı nasıl etkiliyor bu durum? Pandemiye göre tabii ki şu anda bayağı %30 falan düştü yani. Peki şimdi bu fiyatların dışında da aslında indirim marketlerinde çok değişik fiyatlar var. Nasıl dengeleniyor piyasa bunlarla? Valla ben de anlamıyorum. Mesela karkas fiyatı dediğin gibi 36 TL ama hazır kıymanın kilosu 40 lira. Nasıl bir şey ben de anlayamıyorum. Nasıl üretiyorlar, nasıl o tezgah çıkarıyor. Onunla ilgili bir şey diyemiyorum yani. Yani fiyatlar bir miktar daha önümüzdeki aylarda artabilir diyorsunuz. Evet, iki ay sonunda bir artış olacak. Peki tüketiciler kredi kartıyla mı alışveriş yapıyorlar yoksa nakit mi yapıyorlar? %80 kredi kartı şu anda. %80 kredi kartı, evet. Peki çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Evet Zeliha, enflasyonla beraber hem et fiyatlarındaki hem süt fiyatlarındaki artışı değerlendirdik diyorum ve sözü tekrar sana bırakıyorum. Evet, sözü bana bırakıyorsun. Ben de peynir fiyatını duyunca 80 lira kilo fiyatına şaşırdım ve üzerine biraz daha zam gelecek, fiyat artışı olacak dedi röportaj yaptığın kişi. Şimdi Sinan Ülgen'e gidelim. Ekonomi ve Dış Politik Araştırmaları Merkezi Başkanı Sinan Bey, iyi günler. Şimdi hafta sonu Avrupa Birliği Liderler Zirvesi gerçekleştirildi. İşte hafta sonu boyunca konuşuldu. Burada Almanya Şansölyesi Merkel'in açıklamalarını biraz değerlendirmek istiyoruz bu noktada. Bu vize serbestisi konusunda Aralık'ta bir araya gelinecek. Bir de tabii ne zamandır konuştuğumuz gümrük birliğinin tekrardan revize edilmesi söz konusu mu diye sorarak başlayalım. Buyurun. Öyle gözüküyor. Şöyle ki Avrupa Birliği işte 1 Ekim toplantısı sonrasında Dışişleri Bakanları zirve bildirisi yayınladı. Bunun Türkiye ilişkin bir bölümü de var. Buraya baktığımızda aslında tabii gerilimli bir dönem sonrasında bu toplantı yapılmıştı. Dolayısıyla Türkiye'nin yaptırımlar olacak mı olmayacak mı endişesini de taşıyorduk. Ama öncelikle bir yaptırım kararı çıkmadı. Ama Türkiye'ye bazı uyarılar var. Bu uyarılarla beraber Türkiye'de yeni bir pozitif gündem yaratılmasına yönelik de bir arayış var. Dolayısıyla bu sonucu özetlemek gerekirse, eğer Aralık ayına kadar Doğu Akdeniz'de yeni bir eskalasyon yaşanmaması durumunda Avrupa Birliği daha önce gündemde olan gümrük birliğini modernizasyonu, vize serbestliği ve işte Türkiye'deki Suriye'nin mültecilere yardım gibi konularda yeni bir inisiyatif başlatma konusunda bir kapı aralıyor. Ama bu şarta bağlı. Aralık ayına kadar Doğu Akdeniz'de yeni bir tırmanma yaşanmaması şartına bağlı.
Dolayısıyla önümüzde şimdi aslında 3 ay var. Bu 3 ay içerisinde daha diplomatik bir süreçte gider ise Doğu Akdeniz meselesi, ki buna yönelik emareler de var. Türkiye'de Yunanistan'ın doğrudan görüşmelere başlaması bu açıdan tabii ki olumlu bir süreç. O zaman en azından 2016 sonundan bu yana bekleyen gümrük birliği modernizasyonu gibi önemli bir alanda müzakerelerin başlamasına daha yakınlaşmış olacağız demek mümkün. Peki 2015-2016 gibi vize serbestisi meselesi vardı 4-5 sene önce, öyle kalmıştı o. Bu konuda nasıl bir sonuç bekleriz, bekler miyiz? Şöyle, şimdi vize serbestisi farkı gümrük birliğine oranla gümrük birliğine yönelik Türkiye'den bazı siyasi beklentiler vardı. O yüzden bloke edilmişti. Vize serbestisine yönelik Türkiye'den teknik beklentiler var. Ve bunların yerine gelmesi gerekiyor. Yani aslında vize serbestisi meselesi de toplu temiz aslında. Neler yapılması gerekiyor? Terörle mücadele kanununun biraz çerçevesinin daraltılması gerekiyor. Burada asıl şikayet konusu özellikle gazeteciler gibi terörle ilgili olmayan kişilerin bu kanun kapsamında değerlendirilmesi. Bu konuda bir senetli şikayet var. İkincisi de Veri Koruma Kurulu'nun, Türkiye'deki Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun daha bağımsız bir yapıya kavuşturması ve bu konuda bir mevzuat güncellemesinin yapılması. Dolayısıyla burada aslında Türkiye'ye yönelik beklentiler var. Eğer bunlar gerçekleşecek olursa, Türkiye bu alanlarda adım atacak olursa, Avrupa Birliği de bu konuyu tekrar gündemin alacağını ifade etmiş oldu. Peki aslında şöyle mi görmek gerekiyor? Bu AB Liderler Zirvesi'nin sonrası mevcut durumu geçtiğimiz 6 aya göre nitelendirir, değerlendirirsek bir adım önde mi AB-Türkiye ilişkileri pozitif manada? Yani bir adım önde diyebiliyor muyuz? Yani demeye yaklaşıyoruz diyelim. Biraz böyle dikkatli konuşacağım. Çünkü bir kapı açıldı. Yani 6 ay öncesine oranla tamamen bloke olmuş bir ilişki düzeninden Doğu Akdeniz'de yeni bir tırmanma yaşanmaz ise en azından daha önce gündemde bulunan bu iki ana konuda, gümrük birliği ve vize serbestliği konusunda yeni bir izme yakalanmasına yönelik bir perspektif sunuldu. Ama biraz önce konuştuğumuz gibi vize serbestliğinde Türkiye tarafında, Türkiye'nin bu terörle mücadele yasası ve kişisel veriler konusunda adım atması gerekiyor. Bu kriterleri karşılaması gerekiyor. Ondan sonra iş daha ciddi bir kulvara girecektir. Gümrük Birliği konusunda ise bir olumlu değişiklik var. O da bugüne kadar siyasi nedenlerle bloke edilen Almanya tarafından özellikle Gümrük Birliği süreci Doğu Akdeniz'de bir tırmanma yaşanmaması durumunda bu kez o siyasi koşullardan arınmış olarak yeniden daha doğrusu bu müzakerelerin başlamasına yönelik bir sinyal verildi. O bir ilerleme olarak kabul edilebilir. Çünkü bu siyasi koşullar nedeniyle işte 2016 yılından bu yana bloke ediliyordu. Şimdi o koşullar hafifletilmiş oldu diye bir yorumda bulunabiliriz açıkçası. Sinan Ülgen, teşekkür ediyoruz. Demek ki piyasaların gözü kulağı hala Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde olmaya ve tabii Türkiye-AB ilişkilerinde olmaya devam edecek gibi görünüyor. Diyelim 30 dakika burada sona eriyor. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.